Bir telefon bağlantımız var. Alo. Efendim söz sırası sizde, buyurun. Alo. Olmadık mı? Alo. Heh, olduk. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nebahat Maşalı, İstanbul'dan arıyorsunuz bizi. Dört birbirinden tatlı konuğum var. Hangisiyle ilgileniyorsunuz? Ben aslında hepsiyle ilgileniyorum ama Oylum Hanım'a. Önce Dağların Efendisi Nasuh Bey'e merhaba. Ekranların merhaba. Prensesi Oylum Talü'ye merhaba diyorum. Merhaba. Maşallah. Diğer Fehmi Bey ve Fettah Bey'e de hepinize iyi akşamlar. Teşekkürler. Size tabii. Önce Mesut Yar Beyefendi size iyi akşamlar. Sağ olun efendim. Çok yakışıyorsunuz Oylum Hanım ekranlara. Kitabı sizin isminize atfedenler harika bir şey yapmış. Evet. Hakikaten bir prenses. Asil, bakar. Duruşunuzla. Ben sevgili Oylum Talü'ye ki ben de 3 çift kız annesiyim. Maşallah. Soy ismi söylersem korkmayın diye 3 çiftlik dedim. Çok güzel, çok okudum, gördüm şimdi. Benim sorum, ben unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından 300 yıllık tel kırma sanatı ile uğraşan ve bunu yaşatmaya çalışan bir sanatkarım. Programınızda, kanalınızda biz sanatkarlara da unutulmaya yüz tutmuş bir el sanatlarına da yer verirseniz, vermeyi düşünüyor musunuz? Hakikaten heyecanlıyım. 4 tane pırlanta gibi genç, aslan gibi o Nasuh Bey'in anlattıkları. Hayatı gerçekten insan gibi yaşamayı hak etmiş ve yaşayan insanlarsınız. Mesut Bey'e de sizleri konuk ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ekranlar o kadar lakaluga dolu ki ülkemizde yaşananlar, dünyada yaşananlar daha ciddi bakmamızı, bu arada tabii başarılarla mutlu olmamızı öğretti. Ben Oylum Talü ekranda bütün annelere, anne adaylarına bir umut oldu. Bir hanımefendinin bu kadar asil, bu kadar vakar, doğru bir iş yapılabildiğini gösterdi kadın olarak erkeklerin içinde. Tebrik ediyorum. Türk annesi olarak sizinle gurur duyuyorum. Çok sağ olun. Ve hakikaten ekranların prensesisiniz. Daha fazla şeyler söylemek isterdim ama konularınız çok güzel. Taklit yapan Fehmi Bey'e çok teşekkürler. Fettah Can'a çok sevgiler. Nasıl Bey sizde? Dağların Efendisi olarak. Allah'a emanet olun hepiniz. Melekler hep sizi o yüksek dağlarda desteklesin. İyi geceler efendim. Teşekkür ederim. Enfessiniz Nebahat Hanım. Vallahi bir, öyle bir gece gazı geldi ki oh ya kendime geldim. Bu arada yeni şeyimizi bulduk. Sıfatımıza çok hayırlı olsun. Çok içimden gelen bir şekilde söyledim. Oylum Hanım rejiden telefonumu alırsa çok sevinirim. Memnuniyetle. Bağışlayın. Tamam. Tamam. Peki çok teşekkür ederiz. Dağların Efendisi oldunuz üstad. Hayırlı uğurlu olsun. Bu yeni şeyimiz, sıfatımız hiç fena da durmadı aslında üzerinizde. Şu şehir efsanesini bir yıkalım mı ya da yeniden imar edelim mi? Edelim. Yani medyada kadın olmak zor mu gerçekten? Kime göre, neye göre? Kime medyada göre, erkek sana olmak göre, da... Sana göre, bana göre. Erkek olmak da zor medyada. Hem de nasıl, kadın olmak böyle da zor. Böyle beyazları çektim mi hele? Niyomest abi yine videosu oluyor. Medyamız zor ama Nebahat Hanım az önce dediği gibi siz nasıl yansıtıyorsanız kendinizi size de o şekilde yansıyor. Onun için mesela ben bazen okuyorum işte medyada şöyle zorlandım, şöyle teklifler geldi. Bana hiç öyle bir şey olmadı bugüne kadar. Bana mail atanlar bile, seyircilerimiz bile eleştirilerini bile o kadar kaliteli, o kadar güzel bir şekilde dile getiriyorlar ki ben bazen eleştirilere teşekkür ediyorum. Mail yazıyorum ve teşekkür ediyorum bizi bu kadar yakından takip ettiğinizde. Ya adam aşk mektubu gibi yazıyorsa da o olarak düşüneceksin. Yok, eleştirdikleri Oylum zaman Hanım, çok o kadar güzel pot kırdınız ki. Ya bayılıyorum. Ne kadar güzel pot kırdım. Ben bir sürü pot kırıyorum canlı yayın. Çok zor. Tabii canım o kadar çok pot kuruyorum ki. Deli bir şey ve hakikaten hani bazen seri potlara bağladığında tabii, oluyor. Tabii yapıyorum. Fena zor şey ama. Onu zor. Toparlayıp zor mu? Zor. Ya medyada, bu kadar konuştu zor mu dedin yani? Zor tabii medyada kime var göre, olmak kime göre neye göre şimdi ben tekrar başa dönüyor. 360 derece böyle dolacak. 15 sene göre. Medyadayım. Olmak istediğim yerdeyim. Böyle isimlerle birlikte olmak istiyorum. Nebahat Hanım gibi seyircilerim olsun benim için yeter. Yaşasın ya birazdan yaşasın. Var ya uf, acayip bir piyano restalinde buluşacağız. Tabii. Öyle yani mi diyorsun? Onu çalıyor musun zaman zaman programında? Vallahi bir iki kere çaldım. Yani bir iki de biraz daha fazla çaldım. Fakat çok heyecanlanıyorum.
notaları karıştırıyorum. E olur o ya. O kadar heyecanlanıyorum ki. O da canlı yayın işte. O da nota potu evet, oluyor. Ama onu idare edebiliriz. Valla ben seyircilerin ruhuna bırakıyorum. Nasılsa amatörüz. Daha çok gitar çalıyorum ben ama. Hadi canım. Evet, piyanodan ziyade gitar çalıyorum. O da var. Ama piyano dediniz bana. Ben piyano tamam, mı canım, çalacağım, gitar mı piyano, çalacağım? Piyano, gitar. Olmadı darbuka. Bak benim üzerimde çalabilirsin. Bu profesyonel, bu kadar yetenekli insanların arasında bana piyano çaldıracaksın ya. Ama o tevazu sahibi. Yani neyse herhalde ki. O da amatörleri bir el uzatırsınız değil mi usta? Ya ben orada bir program başlamadan önce bir şeyler duydum. Gayet iyi geliyor. Ay çok teşekkür ederim. Tamam, sağ olun. Onayı aldık nasıl olsa ustadan. Oradan devam edebiliriz.